bu okuldaki temizlik görevlilerine iş yapmayı bir türlü öğretemedim. Her işi baştan sağma yapıyorlar anneciğim. Her taraf toz içinde canım. Gel bakalım Emreciğim. Ne oldu? Öğretmenim. Efendim Emreciğim. Ben sizin verdiğiniz araştırma ödevini yapamadım da. Emre, bak bu tembelliğin yüzünden bu sene sınıfta kalacaksın ona göre. Ama öğretmenim ben tembellik yapmadım ki. Tembellik yapmadıysan ödevin nerede? Öğretmenim. Dün gece Makbuş çok hastalandı da onu hastaneye kaldırdık. Durumu çok ciddiymiş. Belki ameliyat olacak. Vah vah. Çok geçmiş olsun evladım, çok üzüldüm. Sen ödevi filan dert etmiş şimdi. Hay Allah, benim yapabileceğim bir şey var mı? Yok öğretmenim, babam falan yanında. Öğretmenim, matematik yarışması için form almaya gelmiştim. Emreciğim, tekrar geçmiş olsun evladım. Ne olmuş öğretmenim? Senin haberin yok mu? Dün gece Makbule Hanım'ı hastaneye kaldırmışlar. Makbuş'u mu? Şimdi de hastanedeymiş. Belki ameliyata alacaklarmış, öyle mi? Nesi var acaba? Makbuş çok iyi öğretmenim, hasta falan değil. Daha bu sabah bize kahvaltı hazırladı, okula da uğurladı bize. Eyvah, mahvoldum. Ne oldu? Çok kötü oldu. Kötü olan ne? Müdür işle ödev konusunda çok kötü bir yalan söyledim. Hep şu temizlik görevlisi yüzünden. Ne? Akşam Makbuş çok hastalandı. Onu hastaneye kaldırdık. Ödevimi yapamadım dedim. Pes yani Emre. Nasıl böyle yalan söylersin? İşin kötü tarafı, tam konuşmanın sonlarına doğru Özge girdi içeri. Duydu mu peki? Bilmiyorum ama... Emre! Öğretmenim. Demek artık yalan da söylüyorsun ha? Aferin sana. Çabuk, çabuk benimle odama gel. Yalan söylemek çok kötü bir şey, öyle değil mi? Yürü. Çok özür dilerim öğretmenim. Eyvah, babam çok kızacak. Emre şimdi çok kötü yandı. Bence de. Acaba Fatma'yı Simge ile eve göndermem doğru oldu mu? Simge de anmasaydı kız hayret. Alo? Bağlayın. Buyurun müdür bey. İyiyim, siz nasılsınız? Hayırdır? Evet. Ne? İnanamıyorum. Hemen geliyorum müdür bey. Okulun basketbol takımından süresiz uzaklaştırıldım. Yapma ya. Bu kadarla kalsa iyi. Daha kötüsü ne olabilir ki? Babamı aradı ve her şeyi ona anlattı. İşte bundan daha kötüsü olamaz. Ama sen de bunu hak ettin Emre. Of. Üzülme Emre. Hayır Hakan Bey. Ödevini yapmaması önemli değil. Ama yalan söylemesi... Ne deseniz haklısınız müdür bey. Ben de duyunca inanamadım. Ben çocuklarıma sonucu ne olursa olsun hep doğruyu söyleyeceksiniz diye defalarca tembih ediyorum. Buna rağmen nasıl böyle bir şey oldu gerçekten anlamadım. Çok özür dilerim öğretmenim. Bazı şeylerin özrü yoktur Emre. Yalan da bunlardan biri. Bence hatasını anladı. Bir daha tekrarlamayacağına eminim. Umarım. Babacım çok pişmanım. Bir daha yalan söylemeyeceğim. Söz veriyorum. Gel bakalım şöyle. Sil bakayım gözyaşlarını. Şimdi beni iyi dinle. Dinliyorum. Eğer gerçeği söyleseydin zayıf not alacaktın, öyle değil mi? Evet. Ama dürüst davranmış olacaktın. Bak Emre, tabii ki aldığın notlar çok önemli. Ancak doğru yoldan ayrılmaman, dürüst olman daha önemli.
Zayıf bir notu çalışarak düzeltebilirsin. Ama yalan söyleyerek insanların güvenini kaybedersen, bunu düzeltmen inan bana çok ama çok zor. Haklısın babacığım. Ben de yalanımı ortaya çıkınca yaptığımdan çok utandım. Hatta söyler söylemez pişman oldum. Ama çok geçti. Sen yalancı çobanın hikayesini biliyor musun? Hayır. İyi. Gel bakayım eve giderken sana yolda anlatayım, tamam mı?